yapacak. Makinemizi yağladık, temizledik, yağladık. Ve şimdi ipliklerini takıp bir paçadan dikip hazır bir şekilde bırakıyoruz. Şimdi öbür makinede yaptığımız gibi overlock'ta, resim overlock'ta ve single'de yaptığımız gibi bunu da mantık yürüteceğiz. Ondaki mantığımız neydi? Birinci ipliğimizi birinci bölümlerden takıyorduk. Birinci ipliğimizi birinci bölümlerden takıyorduk. İkinci ipliğimizi ikinci bölümlerden takıyorduk. İki tansiyon. İkinci giriş noktalarından takıyorduk. Üçüncü ipliğimizi yine üçüncü bölüm diye adlandırdığımız bölümlerden takıyorduk. Nereden başlamıştık? Soldan başlıyoruz. Sol üst taraf olarak geçiyor burada. Çünkü niye diyeceksiniz? En sağdaki iplik, en alt iplik. Onu en arkaya bırakıyorum ben. Önceki üst iplikleri takmaya göstereceğim. Sonra en alta geçeceğiz. Şimdi mantığımızı söyledik. Şimdi başlayalım takmaya. Evet, birinci ipliğimizi birinci bölümlerden takıyoruz. Birinci bölümden taktım. Ve buradaki sizin de göreceğiniz gibi birinci bölümden takıyorum ve bileğe. Ve üst tansiyonundaki bölümlerden geçiriyorum. Önce önden, sonra arkadan. Yavaş yavaş takıyoruz. Ve bakarak takıyoruz. Taktık. Buradan bir defa geçireceğiz. Ve tansiyonumuzdan iki defa geçireceğiz. Tansiyon üzerindeki bölümden takıyoruz. Bu bölümler ipliklerin geçmesi için hazırlanmış bölümlerdir. Ve ipliğimi tansiyonun arasına alıyorum. Hatırlarsanız tansiyonun içinde iki tane plaka vardı. İpliğimiz iki plakanın arasından geçiyordu. Açayım ben göstereyim. Evet, birinci plaka ve ikinci plaka. Kesinlikle önünden veya arkasından geçmeyecek. İki plaka arasından geçecek. Ona dikkat ediyoruz. Evet, ipliğimizin birinci bölümünü buraya kadar taktık. Yağ bölümündeki den kapağını açtık. Onun birinci bölümünden takıyoruz. Birinci bölümü en dip taraftakini seçiyoruz. Seçtik. Ve çıkışında, yağlanımızın çıkışındaki bölümden birinci bölümden takıyoruz. Bunların her birinden takmamız gerekiyor. Takmadan geçmiyoruz. Evet, onun sonrasındaki bölüme geçtik. Ve burada bir oynayan bölüm var. Bu oynayan bölümün üst tarafındaki deliği kullanıyoruz. Alt tarafındaki delikleri kullanmıyoruz. Alt tarafındaki bölümler, parmağımın olduğu bölümler karyoka'nın ipliklerin takılması gereken bölümler. Onu kullanmıyoruz. Üst taraftaki de iğneleri için takılması gereken bölümdür. Onları kullanıyoruz. Takalım. Elime cımbızımı alayım. Ve birinci bölümden taktım. Taktım. Gelelim horozumuza. Horozumuzu hafiften aşağı indiriyoruz. Ki buradan deliklerini görebilelim diye. Horozumuzda 4 tane delik var. Bunu biz ikinci deliğe takmayı tercih ediyorum ben. İkinci deliğe takıyorum. Taktım. İpliğimi horozumdan geçirdim. Ve şu an aşağı doğru çekiyorum. Aşağı doğru çekince burada gördüğünüz gibi yine 3 tane iplik takma bölümümüz var. Bunu birinci ipliğimi sol iğne, dış iğne olarak takıyorum. Yani yer değişsek olmaz mı? Olur. Ama bu işimizi yaparken atlamalara sebep olur. İplik ayar yaparken kafamızın karışma sebep olabilir. Bu mantığı yürütürsek birinci ipliğimizi birinci bölümden takıp da en sol iğneye takarsak bu mantığı yürütürsek çalışırken iplik ayarımızı yaparken herhangi bir iş yaparken kafamız karışmaz. Evet, mantığımıza devam ediyoruz. Ve en dış bölümdeki iplik takma bölümümüze geçiyoruz. Taktım. Sonraki bölüme de takıyorum. Taktım. Evet, buradan sonra ipliğimi iğneme takmıyorum. İpliklerimin tamamını takacağım. Ondan sonra iğne bölümüne geçeceğim. Evet, ikinci bölümümüzdeki ipliğe geçiyoruz. İkinci ipliğimiz ikinci bölüme geçecek. Takıyorum. Mantık aynı. Birinci bölümdeki ipliğimizi taktıktan sonra ikincisi hemen yanındakine geçecek. Bu mantıkla devam edersek ipliğimizi karışık takmazsak çok rahat takarız ve çok çabuk takarız. Yani bize iplik takmak sıkıntı vermez. Bu iplik takmayı hocam bilenler çok basit alırlar. Ama bilmeyenler çok sıkıntı çekerler. Ama tabi basit değildir yani. İkinci bölümden taktım. Biz tabi bu mantıkla gittiğimiz zaman çok kısa zamanda öğreneceğimizi inanıyorum. Bu mantığı kafamıza yerleştirirsek bu iplik takmasını çok kısa zamanda öğreniriz. Ve bilenlerle bir oluruz.
Taktık. Tansiyonumuzdan takıyoruz. İkinci tansiyonu taktık. Tansiyon bölümünden taktık ve karşıya geçip yine tansiyon bölümünden takıyorum. Aldım. Ve her zaman olduğu gibi ipliğimi tansiyonumun plakaların arasından geçirmeyi unutmuyorum. İpliğimi alayım şöyle. Tutuyorum. İki plak arasından geçiriyorum. Alt tarafından. Alt taraftan hocam. Alt tarafından geçirdim. Üst taraftan geçmedi zaten. Alt taraftan tansiyonu iki plak arasından geçirdim. Evet. Yine yağ döktüğümüz bölüme gelelim. Geçirdim. Yani her zaman öbür ipliğimin peşinden takıyorum onu. Peşinden ve yanına. Yani hocam birinci ipliği taktık mı? Gerisi kopya çekmek gibi aynı. Onun peşinden devam ediyoruz. Onun hizasından sağa sola sapmadan devam edersek iplik çakmak bize eziyet değil, zevk verir. Evet. Bunu da yanından takalım. Hocam var mı soracağınız bir şey iplikle alakalı? Anlayamadığınız bölüm? Anlayamadığımız bir bölüm yok şu ana kadar. Hadi takarken çünkü bir tanesini yerde. Bir tanesinin nereden takmışsınsa diğeri de onun yan tarafının olduğuna göre sıralamaya dikkat edilirse hiçbir sorun olmaz. Evet. Bunu gözlemliyorum ben. Evet hocam. Ama yine de şöyle bir şey daha var. Biz yine de hem en ince ayrıntısına kadar gösteriyoruz ki olur ya dalgınlıktır. Evet. Yani ikinci karışıklık olmasın. Evet. İkincisini de taktık. Evet. Gelelim üçüncü ipliğimize. Hocam inanıyorum ki. Tabii yani. bilen insan için bunları göstermek de anlatmak da belki zordur yani. Çünkü ya birazcık hatta ya ne var ki onu takmaya falan gibi gelir ama dediğiniz gibi bilmeyen insan için büyük bir sorun teşkil edebiliyor. Evet. Ama şimdi, hocam bilmeyen insan bizi dikkatlice dinlerse dersimizi çok kolay bir iplik takma yorusunu öğrenir ve hiç sıkıntı çekmez. Ben zaten buna inanıyorum. Zaten bizim şu andaki amacımız bu kadar hizmetimizin mantığı da bu. Şimdi şöyle bir durum vardır. Ben yine de biz sohbet mahiyetinde bunları şey yapmış oluyoruz, ders yapmış oluyoruz. Şimdi ben bir kitap okumuştum. Kitabın en arkasındaki şeye bir yazı yazmışlar. Yazıda şunu söylüyordu. Şimdi siz bu kitabı 1 saat, 1,5 saat içerisinde okuyup bitireceksiniz der. Ama size temin ederim ki bu kitap bana saçlarımı ağrıtacak çalışmaya mal olmuştur diye bir yazı yazmışlar. Çok doğru bir kelime. Şimdi arkadaşlarımız bunu izlediği zaman ne var ki bunda ya? Çok kısa süre içerisinde bunu hallettik falan diyecekler ama bunu Bülent Hoca'ya sorarlarsa çok daha farklı bir mantıkla bunu dinleme fırsatları olacaktır. Evet. İşte demek ki bu hizmetlerin karşılığında ne yapılıyor? İnsanlar bu şekilde alma şansına sahipler. Evet, evet hocam, tansiyonundan da geçirttik. Anlatırken biz üçüncü ipliğimizi taktık. Taktık şöyle. Evet. Aynı şekilde biz de bunu tamamen öğrencilerimiz de bunu izlediler zaten buradan. Evet. Ama izlediler ama biz yine de arasını da bir şekilde sohbetle doldurmuş olduk. Evet. Üçüncü bölümde. Ama şunu da ifade edeyim hocam. Şimdi siz seri bir takım noktasında elinize alıştığı için arkadaşlarımızın biraz da benim gibi eli hafif titriyorsa sorun var o zaman. Demek ki biraz daha ne yapacaklar? İnceleyecekler ama eller alıştıkça da hızlı, seri bir şekilde takmaya başlayacaklar. Hocam biz hızlı gidiyorsak arada durdursunlar. ya da geri alıp bir daha izlesinler. Ona dediğinizde haklısınız. Şimdi arkadaşlarımız diyecekler bunlar dersin sonlarına geldikçe iyice evet. Çok daha farklı bir duruma geldiler ama arkadaşlar artık siz de anlayışla karşılarsınız. Yani hatta ara sıra pausaya basarak kahve içtiğimiz, çay içtiğimiz de olmuyor değil ama artık yapılabilecek başka bir şey de yok. Şu anda da bilmiyorum çayın kokusunu siz alıyor musunuz, almıyor musunuz ama biz alıyoruz burada. Evet hocam, şimdi bölümümüzü de oradan geçirdik. Ve alt bölüm. Evet hocam, birinci ipliğimiz soldaki ilk iğne, ikinci ipliğimiz orta iğne. Üçüncü ipliğimiz de sağ iç iğne. Evet. Onu tekrar anlatacağım ki karışıklık yapmayalım diye. Üst tarafı bıraktık. Üst tarafı unutmayalım. Evet hocam. Üç iğne mizin ipliği de hazırdır. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle karyokamızı takalım. Olur. O da hazır olsun. Sonra alt ipliğimizi takalım.
Hangisi en uygunsuz hocam, onu yapalım. Sıra göre hocam. Evet. Dördüncü bir karyogadır. Evet, farklı renkli olan değil mi? Şu evet, anda farklı renkli olan. Evet. O her zaman kullanmadığı için ben onu farklı renkle takalım. Yani belirgin olsun diye yaptık ki onu daha net görmek var, şey olmuş olsun. Bu karyuka sadece yani bir isimsel olarak bilmiyorum ama yani insana bir anda böyle hani tabirine biraz farklı geliyor ama bir anlamı var mı böyle bir değişiklik? Hocam üstten örgü yapıyor. Nasıl alt taraf ödan örgü yani yapıyorsa üstten, reçme. Üstten örgü yapan şey karyuka diyoruz. Yani. Evet. O orak halinde görmüş olduğumuz yani şuradaki evet, üstten örgü yapmasını sağlıyor hocam orak. Evet. Evet hocam evet, takıyoruz. Sen... Ben size bekliyorum tabii. Evet. Taktık sonraki bölümden. Ve dördüncü iplimizin bölümünden takıyoruz hocam. Hep sıralamaya takip ediyoruz. Sıralama takip ediyoruz. Tabii bu üçüncü, dördüncü ve beşinci iplimizde şey var. Oluklar var. O aşağıda. Oluklar var hocam evet. Bu ipler çok iplik sarf ettiği için, çok hızlı hareket ettiği için iplik sağa sola serpilip de sağa sola takılmasın diyor hocam. Anladım. Çünkü bu üç iğne normal bir iplik düzenine gider. Hı. Ama bu oraklar ördüğü için çok iplik sarf eder. Anladım. Örgü yaptığı için. Yani zigzag yaptığı için çok iplik sarf eder. O yüzden buraya oluk koymuş hocam. Sağ sola iplik şey yapma, dolaşmasın diye. Çok daha seri olsun diye. Dolaşmasın diye. Sağa sola takılmasın diye. Veya kopmasın diye gibi oluklar yapılmış. Biz oluklardan geçiriyoruz. Evet, omuzun altından geldi. Sonra normal klasik devam ediyoruz. Taktık. Tansiyon bir bölümünde. Tersinden bir cüzünden alıyoruz. Evet hocam burayı böyle takmamızda çok fayda var. Tansiyonun giriş kısmından aldık. Evet hocam. Ve çıkışını takıyoruz. Evet. Çıkışını taktıktan sonra ipliği plakanın arasından geçirirsek daha rahat olur. Doğru. Şöyle tuttum ipliğimi, iki plakanın arasından geçirdim. Böylece tamam olmuş oldu. Biz bütün iplerimizi takıyoruz. Tabi öğrenciler ihtiyaca göre. Mesela normal reçme yapıyorsa üstte 2 iğne olacak. Evet hocam. Şimdi normal biz bütün iplerimizi takıyoruz. Kayoka dahil. Ama normal reçmede 3 iplik çalışıyor. Yani 2 iplik iğneye takılıyor. Bu iplik en alt iplik. Buraya takacağımız iplik standarttır. Hiç değişmez. Evet. O her zaman orada takılı kalacak. Şimdi biz takmaya devam edelim. Karyakamızın ipliğini takmaya devam ediyoruz. Ben eğildim böyle. Yani siz de bakın böyle. Şimdi gördüğünüz gibi. Karyakanın ipliği üst tarafla alakasız bir bölümdedir. Alt taraftan geçer. Evet. Ondan bu da göreceğimiz gibi bu bölümde, bu bölümde ve şu bölümde geçecek. Onu şuradan ben takayım hocam. Taktım. Ondan sonra buraya takıyorum. Taktım. Sonrasında burada iki delik var. İki deliğimizin dış deliğinden takabiliriz. Şöyle bir önce bir kaldıralım şu orağı. Kaldırdık. Görebilmek için. Takıyorum. Karşıya atlatmaya çalışıyorum. Atlattım. Evet hocam oradan tekrar karşıya atlattım. Oraya takmış bulunuyorum. Ondan sonra karyoka bölümümüzün bizim parçalarından olan bir bölüm vardı. Evet. Oradaki üstten takıyoruz. Buraya takmıştık. Bir daha tekrar takıyoruz. Taktık. Ve sonraki bölümden takıyoruz. Taktık. Tansiyonumuzun arasından geçiriyoruz. Geçirdik. Burada tansiyon var hocam. Evet. Karyoka'da bölümünde ve açıyorum kapağımızı. Bu bölümde göreceksiniz. Alt lüper bölümünde ekstra tansiyonlar var. Bu ipliğin düzgün gitmesini ve randıman çalışması için gerekiyor. Bunları da sökmemekte, bunları kullanmakta çok fayda var hocam. Devam ediyorum karyoka ipliğini takmaya. İğne boğumumda dil var demiştim. Dilinde bir iğne takma bölümü vardı. Oraya takıyorum hocam. Taktım. Ve en alt parçamızdan da takıyorum. Taktım. İpliğimi şöyle arkaya doğru alıyorum. Hocam iğnemizin ipliği ve orağımızın ipliği hazırdır. Evet. Geliyoruz lüperimizin ipliğe. Yani en alt ipliğe.
Anlaşılır. Şu önce kapalı kalsın. Evet. Dördüncü bölümde gittiğimizde ipliğimizin ucunu aldık. Bunu şey yapalım hocam. Bunu üst tarafa da gösterelim. İpliğimizi komple çıkardık. Şimdi bir yerine gösterelim. Bunu gösterelim. Evet arkadaşlar. Son ipliğimizi takıyoruz. Yani lüperimizin ipliği. Üst çardağımızdan geçirdik. Çardağımızdan sonraki bölümden geçiriyoruz. Geçirdik. Yine gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane ipliğimizi takmışız aynı bölümden. 5. de yanından takıyoruz. Ve bunu da tünelimizden geçiriyoruz. Şöyle geçirelim. Evet. İpliğimiz tünelimizden çıktı. Yine 1, 2, 3, 4, 5 diye tansiyonlarımızdan tekrardan 5. ipliğimizi de takıyoruz. Hocam bunun mantığı bu. Bu mantığı kafamıza yerleştirirsek hiçbir sıkıntı çekmeden bu ipliği rahat rahat takarız. Cımbızımızı buraya koymuştuk. Alınmanda. Tansiyonumuzun karşılığından takıyoruz. Tansiyonumuzun içinden geçiriyoruz. İki plak arasından geçirdik. Hocam buradan sonra ipliğimiz, 5. ipliğimiz yani lüperimizin ipliği içeri giriyor. Buradan takarak ipliğimizi içeri alıyoruz. Ve buradan buraya geçiyoruz. İpliğimizi şimdi göreceğiniz gibi iç tarafa aldık. Ve buradan bu aksamdaki bölümden geçirdik. Tansiyonumuzun arasından geçiriyoruz. Şurayı siz göremiyorsunuz. Şu kapağı açıyorum ben. Üstten siz de göreceğiniz gibi şuradan taktım ve karşılığını taktım. Ama kesinlikle bunu önce ipliğimi kurtarayım. İpliğimi kurtardım. Tutuyorum. Kesinlikle bunu şu mekanizmayı buraya bastırarak açmamız lazım. Mekanizmayı bu şekilde takmaya çalışırsak hem takamayız, takmasak çalışmaz. Dikkat ediyoruz. Sonraki bölüme geçiyoruz. Sonraki bölümden de taktık ipliğimizi. Buradan sonra lüperimizi takacağız ipliğimizi. İğnelerimizi ipliğini takmadık ama lüperimizi ipliğini takıyoruz. Takalım. Lüperimizin dip tarafından bir delik var. O görünmüyor ama ipliğimizi oraya saplarsak gireceğini siz de göreceksiniz. Taktık. Ve uç tarafında bir bölümümüz var. Şu oluğun devamından takmaya çalışacaksınız onu. Çünkü lüperimiz bundan başka yere gelmiyor. Gelmiyor. Lüperimizin uç tarafından ipliğimizi taktık. Taktık, takamadık. Evet. Lüperimiz biraz zor oldu ama sonuçta taktık. Kapağımızı kapatıyoruz. Bu mekanizmamızı ileriye itiyoruz. Tık diye ses geliyor. Ve alt kapağımızı kapattık. Şu an makinemizin iğnelerini taktığımız dikişe hazır olacak. Hemen. Evet arkadaşlar. Dikişimizi de iğnelerimizi taktık. Dikişimizi de yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet hocam. Evet hocam. Böylece makinemiz hazırdır. Yağlanmıştır. Bakım yapılmıştır. Ve reşme de bu kadar değil mi hocam? Evet hocam. Oldu. Herkese iyi günler diliyoruz. Arkadaşlar eğer anlamadığınız bir nokta varsa geri ileri alarak bunu makine gibi artık almış olacaksınız ki hepinize teşekkür ediyoruz. Bugünlük de bu kadar. Hocam başka bir özelliğimiz normalde yok. Yani şu an...